Kılıçdaroğlu ne dedi ki evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir cevap verdi. Şimdi 13 maddelik bir ekonomi paketi açıkladı. E, ya yani Güya reçete bizde demek istiyor Kılıçdaroğlu. Siz bu işi yapamıyorsunuz al sana diyor 13 maddelik bir reçete gel diyor bunları yap böylece Türkiye kurtulsun diyor. Hani merhem olsa kendi başına sürer deniyor ya. Şimdi ne var? Bu teklifler diyor. Krizden çıkma yolunda bir uzlaşmayla parlamentoda görüşülmesi lazım diyor. Bir defa bunu başka partiler de söylüyorlar. Ya millet Türkiye'yi yönetsin diye Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Erdoğan'a ve ekibine yetki verdi değil mi? Şimdi bu aradan diyor ki sen yönetemiyorsun diyor. Bütün partileri topla diyor. Bu görülmüş bir şey mi? Muhalefetin bir sorumluluğu yok. Sırf bu görüşmelerde hükümete ağır eleştiriler yöneltmek, hakaret atmak. etmek için, atmak için bir zemin oluşsun istiyorlar. Yani sizin niyetiniz belli olmuyor mu? Zaten gen soruları niye kaldırıldı? Bak şimdi gen soru müessesesi devam etseydi pat diye gen soru vereceklerdi. Meseleyi başka tarafa çekeceklerdi. Vur ha vur hükümete Erdoğan'a. Yani gen soru müessesesi müessese olarak güzel bir müessese. Ama istismar edersen, başka şekilde kullanırsan, siyasete alet edersen, işin doğrusunu öğrenme yerine hükümete vurma aracı haline getirirsen elinden alırlar. Sen misin uyanık yani? Evet. Şimdi diyor ki bak, Güya Kılıçdaroğlu 13 maddelik bir paket sunuyor değil mi çözüm? Hı hı. Ama lafa nasıl başlıyor? Bir kişinin egolarına ülke teslim edilemez. Baştan bir Erdoğan'ı biçiyor. Devamında ne konuşuyorsun ki? Yani sen meseleyi eğer Amerika'nın haçlı zihniyetinin, Batı'nın haçlı zihniyetinin Türkiye'nin Batı'nın dışında dünyada alternatifler için bir potansiyel ülke haline gelmesini önlemek için yaptığı hamleleri görmeyip bütün kabahati Erdoğan'a tek adamlığa yüklersen ben seni niye dinleyeyim? Ya önce bir şunu izah etsen Türk ordusu Afrin'in içine girmesin. Şehrin içine girmesin. Kötü olur. Dedi mi demedin mi? Dedi. E sen bunu bize izah etmedin. Dedi. Şimdi eee İkinci madde olarak diyor ki milletvekillerinin öğrencilerin hapiste olduğu bir ülkede yabancılar gelsin yatırım yapsın diye beklerseniz hayal ortamında yaşarsınız. Bir gün caba ağzı devam ediyor. Aynı zihniyet. Aynı. Yani bütün kabahati faturayı hükümete Sayın Erdoğan'a kesiyorlar. Şeyin Trump'ın, evangelisyonistlerin, İsrail'in hiçbir kabahati yok. FETÖ'yü kollamalarının Avrupa'da hiçbir kabahati yok. Bütün kabahat Erdoğan'da, AK Parti'de e, halk seçiyor. Bak şöyle genel bir şey söyleyeyim Hükter Bey. Türkiye'de demokrasi yok diyorlar değil mi? Evet. Söylemek istedikleri şey şu. İktidarda CHP yok. Tabii tabii. CHP, yani CHP olsa... iktidar olsa demokrasi var. Oo. CHP kazansa ne demokrasi kadar kazanıyor. Bir ülkeyiz, ne kadar demokratik bir ülkeyiz de derler. Evet. Muharrem İnce kazansaydı ya sistem ne güzelmiş ya. bak. Şimdi kaybettiler. Bu seçim şaibeli diyor Kılıçdaroğlu. E girmeseydi o zaman. Seçime? Yani aslında artık e, iler tutar bir tarafları yok. yok. Yani muhalefet ne söylese elinde kalıyor artık. Evet. Şimdi e, Trump'a laf söylemiş o enteresan. Milletvekillerinden kastı ne mesela? Milletvekilleri içeride diyor. Hangi milletvekilleri? Edepeller. Edepeller, Demirtaş, Demirtaş. Demirtaş. Bir de CHP'den Enis Berberoğlu var. Ya sizin biz Milletvekili dediğiniz zaman terörs cenazesine giden HDP'lileri kastettiğinizi biliyoruz. HDP'yi meclise taşıdığını biliyoruz. Ben senin samimiyetine, vatanseverliğine artık güvenmiyorum ki. Vatansever olarak görmüyorum ki. Sen kendi partine tembihledin, alttan alta çalıştınız sinsice. Gittiniz HDP'yi baraja aşması için HDP'ye oy verdiniz. Onlar da karşılığında Muharrem İnce'ye verdiler. Aslında Kılıçdaroğlu kendi kuyusunda kazmış oldu bu sistemle. Ha, Muharrem İnce de oy verdi. Muharrem İnce ha. yukarıda kaldı. İşte ne oldu? İşte Allah'ın adaleti. Evet. Sen böyle millete karşı oyun oynayacaksın. Tezgah kuracaksın. O tezgah senin başına geçer. Şimdi bu meselenin artık dolarla molarla <laughs> Sayın Erdoğan'ın ifadesi alakasının olmadığını çok güzel izah etti.